Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. Orada kendisine bir soru soruldu Taceddin Bey'e. Camiye kadın hayızlıyken girebilir mi diye. Kendisi şöyle bir cevap verdi. Camiye ancak gezmek için girebilir, oturmak için giremez. Çünkü oturması için iki rekat namaz kılması gerektiği için giremez dedi. Hatta daha sonra da bununla alakalı bir hadis söyledi. Önce bu soruya, yani bu hüküm doğru mudur hocam? Camiye kadınlar sadece gezmek için mi girebilir? Bunun bir aslı var mıdır? Şimdi evet. Şimdi tabii burada Bukhari'den bir rivayet getiriyor. Evet. Bukhari'den getirdiğini söylediği rivayetin nerede nasıl olduğunu da söylemiyor tabii. Ben tamamen bakma fırsatım olmadı. Ama Bukhari'de böyle bir rivayetin olacağını zannetmiyorum. Çünkü mesela elimde bir kitap var. Bu İmam Zeylani'nin Hidaye hadislerini tehric eden Nesburraye isimli kıymetli bir eseri. Hemen hemen bütün mezheplerin delillerini bir araya toplayan çok muazzam bir eser. Evet. Yani kritik de eden bir hadisçi, büyük bir hadisçidir İmam Zeylali. Evet, o fakih Zeylali değil, bu muhaddis Zeylali. Aynı zamanda da fakihdir. Evet, Allame Cemalettin. Ebu Muhammed Abdullah İbni Yusuf Ez-Zeylari. Evet. Hanefi mezhebi imamlarındandır. Ama çok insaflı biridir şu eserinde. Yani muarızlarına cevap verirken çok rahat bir şekilde onları böyle silkeleyebileceği noktalarda bile konuşmamış. Onların delillerini vermiş, geçmiştir. Evet. Bu mevzu tabii başka bir mevzudur ama bu eserde mesela bir hadis zikrediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnni la uhillul mescide li haidin ve la cünübin. Ben hiçbir haizliye, hiçbir cünuba mescidi helal kılmam buyurdu. Bu hadis-i şerif Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş ve Ümmü Seleme validemizden rivayet edilmiştir. Hadisi Ebu Davud Sünen'inde taharet bahsinde rivayet etmiş. Bu Nesburraye'den okuduğumuza göre ve altındaki dipnottan okuduğumuza göre ve nihayet hadisin sonunda uzunca bir hadis. Ben şüphesiz ki bir haizliğinin mescide girmesini helal bulmam veya cünübün mescide girmesini helal bulmam buyurmuşlar. İmam Zeylani'nin dediğine göre bu hadis hasen bir hadistir. Hadis imamlarının bu hususta söylediği bir takım mülazalarda zikretmiş uzun uzun ama kendi kanaati, büyük bir muhaddis olarak kendi kanaati bu hadisin hasen bir hadis olduğunu, hadis olduğudur. Ve bu arada Ümmü Seleme rivayetini de almış. Bunu İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiş. Evet. Haizlinin mescide girmesinden sakınması babında almış. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe yoluyla almış. Evet. Aynı zamanda bunu Taberani Mu'ceminde rivayet etmiş. Evet. Hadis üzerinde konuşulmuş. Bundan başka bir hadis de getirilmemiş. Evet. Zeylari'de. Peki buradan neyi anlıyoruz? Zeylari
Hanefi mezhebinin delillerini zikrettiği zaman mutlaka karşıtlarının delillerini de zikreder. Ehadîtül husum diye, yani karşıt görüşte olanların hadisleri, delilleri de diye mutlaka bu şeyi de zikreder yani. Evet. Burada böyle bir hadis de zikretmemiştir. İmam Bukhari'nin bir hadisi olacak bu hususta, onu zikretmeyecek olmaz. Evet. Yani hadisler hususunda karşıt görüşte olanların imamlarının en küçük mülahazalarına bile neredeyse yer veren bir İmam Zeyleri, İmam Bukhari'nin sahihinde geçen bir hadisi zikretmeyecek olmaz. Burada bir, yani en hafif tabiriyle bir kandırmacı olduğu zannındayım. Ya da bir bilgisizlik diyebiliriz. Çünkü hem Buhari ve Müslim'den rivayet ediyor. Hazreti Ayşe validemizle sahili kadınların hasta oldukları halde camiye girebilecekleri konusunda bir rivayette bulunmuştu konuşmasında. Sonra meselenin bir başka tarafı, yani eğer girecekse, sohbet için girecekse girebilir mi diye sorulunca giremeyeceğini, çünkü sohbet için girenin oturmak durumunda olduğunu, halbuki gider sohbete ayakta da durabilir yani. Evet. Veyahut da oturduğu zaman mutlaka bir iki rekat namaz kılması lazım geldiğini söylüyor. Şimdi mescide girildiği zaman, biz mescide girildiği zaman iki rekat tehiyyetül mescid, mescide selam namazı mekruh olmayan vakitlerde tabi sünnettir. Güzel sünnetlerdendir. Üzerinde ulemanın değişik mülahazaları vardır. Ben o mevzuyu uzatmak da istemem. Lakin lazımdır sözünden, eğer vaciptir veyahut farzdır anlaşılıyorsa, bunu hiçbir alim hiçbir şekilde böyle anlamamıştır. Evet. Belki İbn-i Hazm gibi zahiriler anlamış olabilir ama onca muhaddis, onca fakih, onca müçtehit tehiyyetül mescid namazının farz olduğunu söylememiştir. Ama hüsnü zan yapalım, lazımdır demekten muradı sünnet olarak lazımdır. Evet. Olduğunu farz edelim. Bu güzeldir. Sünnet olarak kişinin kendisine bunu lazım kılması elbette güzel bir şeydir yani. Darussilah.com